Merhaba. Geçen videoda ikinci dereceden lineer diferansiyel denklemlerde karakteristik denklemin kökleri eşit geldiğinde, özdeş geldiğinde ne yapıyorduk? Nasıl bir çözüm, genel çözüm öneriyorduk? Onu incelemiştik. Şimdi onunla ilgili bir tane örnek çözeceğim. Bununla ilgili bir örnek çözelim. En son ne yazdık? Bakın genel çözümümüz ikinci dereceden olduğu zaman c1 x artı c2 çarpı e üzeri rx. Hatta ben şunu şöyle yazarsam en güzeli c1 mesela genel çözüm olarak düşünürseniz yani benim y fonksiyonum yx fonksiyonum c1x çarpı e üzeri rx artı c2 çarpı e üzeri rx şu kısmın nereden geldiğini bundan önceki videoda uzun bir şekilde anlatmıştım. Neden böyle bir şey elde ediyorduk? Çünkü bizim ikinci dereceden lineer bir diferansiyel denklemde şu şekilde yazamıyorduk. Bakın. Neredeydi o? Şu şekilde yani y1 fonksiyonumuz iki kökte birbirine eşit geldi yani şurada r1 ve r2 kökler özdeş geldiğinde eksi b bölü 2a'dan iki kökümüz de özdeş geldi karakteristik denklemde. Ancak biz bunu c1 çarpı e üzeri eksi b bölü 2a yani r aynı şekilde y'ye de öbür y2'ye de c2 çarpı e üzeri eksi b bölü 2a x diyemiyoruz. Neden? Eğer bu şekilde yazarsak bunlar birbirinden lineer olarak birbirinden bağımsız, lineer olarak birbirinden bağımlı olurlar. Neden? Çünkü aralarında bir sabit katsayı oranı var. Şu iki ifade arasında sabit bir katsayı oranı var. Eğer C1 ve C2 birer sabit katsayı ise ki bunlar sabit birer katsayı. O yüzden bu şekilde yazamıyorduk. Ne yapıyorduk? Bizim mutlaka bu iki ifadenin yani genel çözümün içerisindeki iki tane farklı ifadenin birbirinden lineer bağımsız olması gerekiyordu. O zaman biz genel olarak öyle bir şey dedik ki bizim çözümlerimizden bir tanesi öbürünün m çarpı x katı olsun. M çarpı x katı olsun. Pardon, mx fonksiyon katı yani. Öyle bir fonksiyona çarpayım ki ben buna ki bu m fonksiyonu x'e bağlı bir fonksiyon. X'e bağlı bir fonksiyon olduğunda aralarında bir x'e bağlı fonksiyon olduğu zaman bir lineer bağımsızlık elde edebiliyorduk ki buradaki yaptığımız bütün işlemler sonucunda bu mx dediğimiz fonksiyonun ikinci türevini sıfıra bulduk. Ondan sonra mx fonksiyonu da şöyle bir şey olmak zorundadır dedik. Şimdi bununla ilgili hemen bir örnek çözelim. Sorumuz basit. Yani bununla ilgili en basit sorulardan biri. Şimdi y'nin ikinci türevi artı 2 çarpı y'nin birinci türevi artı y'nin kendisi eşittir 0. Şimdi bu şekilde bir elimizde sağ yanı 0 olan homojen lineer diferansiyel denklemimiz var. Öyleyse biz bunun karakteristik köklerini nasıl elde ediyorduk? Yani y dediğim çözüm olarak y eşittir e üzeri rx dersem işte benim bu şekilde söylediğimde sürekli türevini aldıkça işte r ondan sonra bir kere daha türevini alsam r kare yani buradan bir karakteristik denklem elde ediyordum. O zaman genel olarak e üzeri rx parantezinde şöyle bir ifade elde ederim. R kare artı 2r artı ney? 1 elde ettim eşittir 0. Burası 0 olamayacağı için, burası 0 olamayacağı için burası ne olmak zorundaydı? 0 olmak zorundaydı. Zaten bu bizim ilk ikinci dereceden lineer diferansiyel denklemlerde yaptığımız iş. Tamam o zaman köklerimiz ne gelecek? Bakın buradan ben r artı 1'in karesi eşittir 0. Bakın iki kökümüzde r eşittir. Eksi 1 geldi. R1 eşit R1'dir. R2 de yani iki kökümüzde eksi 1 geldi. Bir katlı kökümüz var. O zaman ne yapıyoruz? Bizim genel çözümümüz nasıl olmak zorunda? Bakın genel çözümümüz nasıl olmak zorunda? Burada yazdık. Genel çözümümüz şu şekilde, şu ifadede olmak zorunda. Tekrar tekrar aynı şeyi yapmayacağım. Öyleyse benim çözümüm genel çözüm
Ney? Herhangi bir C katsayısı C1 olsun. C1 çarpı x, bakın C1 çarpı x E üzeri eksi 1 x, E üzeri eksi x yani artı C2 çarpı E üzeri eksi x. Bakın görüyorsunuz bu iki ifadede, şu ifadede, şu ifadede birbirinden lineer olarak bağımsızlar. Birbirlerinden lineer olarak bağımsızlar. Yani şu iki ifade lineer olarak birbirinden bağımsızlar. Bakın lineer olarak birbirinden bağımsızlar. Tamam. Şimdi bize ne lazım? Initial conditions lazım yani başlangıç koşullarımız. Tabii bu ikinci dereceden, bakın ikinci dereceden bir lineer diferansiyel denklem olduğu için bize kaç tane initial conditions lazım? İki tane. Bize şöyle vermiş soruda. Y 0 eşittir 1. Y'nin türevinde 0 eşittir ise yine 1. Bunları vermiş. Tamam artık işimiz kolay. Tek yapmamız gereken bu koşulları fonksiyonda yerine koyacağız. Şimdi bu zaten genel çözüm dediğimiz aslında bizim yx fonksiyonumuz. Yani yazıyorum da kafanızı karıştırmasın. Yani bizim bu yx fonksiyonumuzu ben diferansiyel denklemlerin yerine koyarsam bana sıfırı sağlar dediğim şey zaten bu. O zaman y sıfır bu benim çözüm sunduğum fonksiyonda x yerine sıfır koyarsam ne elde etmek zorundayım? Bakın 1'i x yerine sıfır koyalım. Şimdi y sıfır x yerine sıfır koyarsam bakın burası gitti. C2 E üzeri 0 nedir? 1'dir. C2 eşittir. O zaman ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda. Bakın C2 katsayısını bulduk. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi y'nin türevinde 0 eşittir 1 demiş. O zaman ben şu genel çözümün bir de türevini almam lazım. Hadi türevini alalım. Şimdi şu kısmın türevini alıyor. C1 zaten katsayı onu dışarı koyun. Y'nin türevinde x nedir? Y'nin türevinde x. C1, şunu zaten katsayı olduğu için dışarı attım. Birincinin türevi yani x'in türevi 1. İkincinin kendisi e üzeri eksi x artı ikincinin türevi eksi e üzeri eksi x olacak. O yüzden ben şu artıyı eksi yapıyorum. Eksi e üzeri eksi x çarpı birincinin kendisi o da x. Tamam artı hatta bu da artı olmayacak. Şimdi bunun türevini alıyorum. Bu ifadenin komple türevini alıyorum. Bunun türevini alırsam ne olacak? Bakın e üzeri eksi x'in x'e göre türevi eksi c2 çarpı e üzeri eksi x olur. Yani eksi c2 çarpı e üzeri eksi x oldu. Tamam bizim böyle bir ifademiz var. Şimdi ne diyor bize? Bizden diyor ki initial conditionslarımız y'nin türevinde 0. Bakın y'nin türevinde 0, 1 diyor. O zaman ben burada y'nin türevinde x yerine 0 koyarsam y'nin türevinde 0 eşittir. Bakalım ne olacak? Şimdi c1 çarpı 1 olur. E üzeri 0, 1. Burası bakın şuradaki x yüzünden burası 0 olacak. Yani c1 eksi c2 eşittir ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda. Tamam. Y'nin türevinde 0'ı bize 1'e eşitlemişti. Öyleyse ben c2'yi bulmuştum. Bakın c2 1'di. Öyleyse c2 1 ise c1 eksi 1 eşittir 1. C1 dediğim katsayım benim ne olur? 2 olur. Yani bizim esas bizden sorduğu başlangıç koşullarında verdiği özel çözümümüz. Özel çözümümüz bizim ne oluyor? C1 ile C2 yerine koyarsanız bizim yx fonksiyonumuz, spesifik olan yx fonksiyonumuz artık yx dediğim fonksiyon eşittir. C1 dediğim 2 e üzeri 2x e üzeri eksi x artı e üzeri eksi x şeklindedir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.